Elbette yani PKK'nın Türkiye'de, Suriye'de, İran'da, Irak'ta dördünde birden örgütlü olduğunu ve bugün için Suriye'nin tabiri caizse önde koşan at konumunda olduğunu, kendisini çok daha iyi bir şekilde örgütlediğini görüyoruz. Bu da Suriye'nin PKK'nın dört ülkedeki kendi Kürt milliyetçisi siyasetinin içerisinde ağırlık kazanması demek. Yalnız şunun da tabii altını çizmek lazım. Suriye ile Türkiye'deki Kürtlerin akrabalık ve birbiriyle olan organik bağları çok daha fazladır ve PKK'nın Suriye'deki derinliği geçmişten bu yana her zaman için daha fazla olmuştur. O yüzden de Suriye İç Savaşı'nın artık kontrolden çıkmış olduğu noktada hatırlayalım 2013'ün Haziran'ından itibaren Türkiye'de bir şeyler ters gitmeye başladığında çözüm süreci de sekteye uğradı ve buzdolabına konulmasının sebebi PKK'nın hem şiddeti hem de siyaseti bir arada götürebileceğini düşünmesidir. Şimdi bazı meseleler biraz burada konuşurken netleşmedi. Mesela bir tanesi PKK niçin Türkiye'de terörü sivilleri de içerecek şekilde yükseltiyor? Halbuki bu onun gayrimeşru hale gelmesi gibi bir sonuç doğurur. Bir yandan meşrulaşmaya çalışırken niye Türkiye'de böyle bir şeyi tercih ediyor? Şimdi bir kere şunu düşünmemiz gerekiyor ki PKK aslında 30 küsür yıldır mücadele eden ve bölgesel siyaseti de yakından takip eden, hatta küresel siyaseti de yakından takip eden, duruma göre bölgesel güçler arasında ittifak değiştirebilen, kimi zaman kimi başka bir gücün, başka bir zamanda başka bir gücün taşeronluğunu yaparak sürekli kendini ayakta tutabilmiş bir örgüt. Dolayısıyla Türkiye'de farklı bir strateji, Suriye'de ayrı bir strateji yürütüyor. Amerika gibi yine Avrupa ülkelerinin, bazı Avrupa ülkelerinin bu PKK ile PYD'yi ayrı tutmaları söz konusu olduğu sürece PKK hem PYD üzerinden silah, mühimmat ve militan devşirebilecek. Orada az önce bahsedildi nasıl militanların intihar komandolarına çevrildiği, bir takım El-Kaide, DAEŞ gibi örgütlere ait olduğu zannedilen fedailerin, intihar bombacılarının seküler bombacılar olarak nasıl geri döndükleri anlatıldı. Şimdi bunu, bu denklem devam ettiği sürece Türkiye'de şiddeti yükselterek bence birkaç tane şeyi hedefliyor. Birincisi hükümeti yıldırmak. Kamuoyunda hükümeti artık çözüme yanaş, savaşın iki tarafı da dursun diyecek bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Sanki devletle PKK eşdeğer konumdaymışçasına bazı aydınların bu hataya düştüklerini de görmek gerekir. Mesela savaşın, terörle mücadelenin tam da ortasında çözüm süreci yeniden canlandırılsın demek, bence PKK'nın aslında böyle bir şeye hazır olmadığını, aksine buna giriyormuş gibi yapıp kendi şiddetini ve siyasetini devam ettireceğini görmemek demektir. Kaldı ki çözüm süreci diye bir çözüm süreci yaşadık. Ceylanpınar'daki iki polisi uykularında vurarak öldüren PKK kontrolden çıkmış bir PKK değildi. Gelelim 9 örgütle beraber kurduğu koalisyona. Niye kendisini bu kadar geniş bir terör ağına sahip kılıyor? Çünkü Türkiye'de buna müsait bir ortam var. Türkiye'nin Suriye'deki ve Irak'taki iç savaş sebebiyle ve kendi müttefikleri nezdinde terör karşısında istediği desteği bulamadığını görerek PKK hükümeti sıkıştırmaya çalışıyor. Bütün gücüyle topyekun bir mücadeleye kalkışıyor. Sonra bunu da kolaylaştıran çıkma bir durum riski var mı size göre? O da Türkiye'de bunu, terörle mücadele meselesinde teröre karşı çıkma noktasında muhalefetin gösterdiği eksikliktir. Bunu da PKK'nın bir zamanlar HDP üzerinden, Türkiye'lileşme üzerinden sanki otoriterleştiği iddia edilen AK Parti'yi sınırlandırmak için kullanması gibi terörü bu yönde bir baskılama aracı olarak kullanıyor. Son olarak ben PKK'nın kendisine yeni katmış olduğu örgütlerle veya baştan beri farklı adlarla yaptığı yapılanmaların PKK'nın kontrolü dışında olduğu kanaatinde değilim. Halen Türkiye ve Suriye örgütlenmesinin de birbirlerine alternatif olabilecek konumda olduğu kanaatinde değilim. PKK bunları istediği zaman toparlamakta ve yönetmekte oldukça mahir bir örgüttür. Bunun da farkında olalım.